Şimdi elhamdülillah. Türkiye'de gündeme oturan 14 Aralık soruşturmasında merakla beklenen karar açıklandı. Davaya bakan 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen hakkında yakalama kararı çıkardı. Gülen'e hürriyetten yoksun bırakma ve silahlı terör örgütü kurup yönetme suçlamaları yöneltildi. 14 Aralık'ta başlayan operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 kişi hakkında da kararı açıklandı. Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı hakkında tutuksuz yargılama kararı verildi. Yurt dışına çıkış yasağı konulan Dumanlı adliye önünde toplanan kalabalığa seslendi. Şurayı açalım. Bütün gece boyunca savcıya ifade verdik. En sonunda savcı beye dedim ki sayın savcım, bütün şu günlerdir bize yapılan muamelenin sebebi şu iki yazı bir haber mi? Evet dedi. Ya lütfen. Mahkeme 4 gün önce gözaltına alınan 8 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Aralarında Samanyolu Televizyonu Yayın Grup Başkanı Hidayet Karaca'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında ise tutuklama kararı verildi. Sanıklara terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak suçlamaları yöneltildi.